Oh. Tabii aciz kullar olduğumuz için çoğu defasında o şeytandan gelen rüzgarlara ne oluyoruz yakalanıyoruz. Onun için Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize bıraktığı en güzel şey ne? Onun nurunu taşıyan kalpler. O kalpler çünkü bu tip şeytanın vesveselerinden uzaklar. O kalpler hakikat ehliler. Ruhaniyetten ve kalpten gelen nura bezenmişler onlar. Biz yanlış yaptığımız zaman tutup çekiyorlar Geylani Hazretleri gibi. Tutup çekiyorlar şeyhimiz gibi yani. Elhamdülillah. Onlara ihtiyacımız yok diyen insan işte ve adallahu Allahu ala ilmin oluyor maalesef. İlim de olsa, Sapıtıyorlar yani. Yanlışa düşüyorlar. Tevhid, tevhid deyip tevhid nurundan öteye gidiyorlar. Tevhidin nuruna ihlasın zirvesine ermeden fena elbisesini giymeden eremezsin. Mümkün değil. Hangi kul yaptığı ibadete karşılık bekliyorsa, İbni Atasikender Hazretleri'nde söylediği gibi o, bu ee, makama ihlas dediğimiz her şeyin özü olan İslam'ın özü olan o harika ahlaka erişememiş demektir yaptığın ibadete karşılık beklediğin anda yani o vakit yaptıranı unuttun demektir yardım edeni unuttun demektir bizim yapmamız gereken nedir bir güzel iş yapıyorsak hemen şükredelim. Şükredelim ki Allah bize nasip eyledi. Şükredelim ki Allah daha çok nasip eylesin. Celle Celaluhu. O zaman kalpler açılır işte. Bugünü de görür. Her şeyi de görür. Geleceği de görür. İnsana baktığı zaman hangi tecelliyle donatıldığını bilir. Evliya-i kiram gibi. Ona göre sana ders verir yani. Ona göre. Senin ruhunda ne tecelliler var ona göre sana bir yol çizer. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kudresi Ruhul Ali oğlu Hoca Mehmet Efendi sen de Hazreti Hüseyin'in tecellisini ve ahlakını görüyorum oğlum demiş. Böyle hep söylermiş. Hazreti Hüseyin dediğimiz kim? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh peygamberi zaten torunu. Kerbela'nın esintisini görüyorum senin üzerinde. Bunları çok çok söylemiş oğluna. Ondan sonra bulunduğum mevkiden doğan fitneden dolayı diyor evladı o ile birlikte çıktılar. Belli bir makama geldikten sonra oranın yöneticisi de çok seviyordu diyor. Hoca Mehmet Efendi Hazretlerini çok seviyorlarmış. Fakat etraftan gelen emirler, Özbek emirleri özellikle diyor. Fitne duydular bu zatı öldürmemiz lazım. Bunun sahip olduğu kuvvet bize tehdit oluşturuyor. Düşün yönetici emirlerine artık bir şey diyemez olmuş. Demiş ki ya gidin ne yapıyorsanız yapın diye söylemiş. Fakat bir yandan elçisine veriyor bu atı götür Hoca Mehmet Efendi'ye Ubeydullah Hazreti'nin oğlu. Bütün ailesiyle Hazreti Hüseyin gibi Kerbela vakasında Hazreti Hüseyin bütün ailesiyle çıktı ya. O da işte kendi bütün ailesiyle birlikte çıkmış ya bu atı götür Hoca Mehmet Efendi'ye ver. De ki ona bu çok hızlı bir attır. Siz ailenizin arasından çıkın. Bu atla birlikte 40 fersah gider bu durmadan. Böylece kurtulmuş olursunuz. Aileniz de biz sizin arkanızdan getireceğiz. Koruması bizdedir merak etmeyin. Geliyorlar tabii diyor ki Hazret, Hazreti Hüseyin tecellisi var üzerinde. <laughs> diyor ki ben ailemi bırakıp bir yere gitmem. Ee, Şah Hazretlerine selamı söyleyin. Allah razı olsun bizi düşünmüşler. Atı da alın geri götürün. Ne kadar ısrar ettiyse yok dedi. Alemi bırakıp gitmem. Ve neticede Özbek demirler sarmışlar. Orada oğullarını önce öyle şehit ediyorlar ki acayip bir cenaze orada kılınmış. Çok insanlar toplanmış. Neticede işte baktığı zaman Ubeydullah Ahraz gibi bir zat üzerinde ne gibi tecelliler olduğunu bilir müridinin. Ona göre de onu terbiye ederler. Rabbimiz o kutlu zevatın yollarından ayırmasın bizleri. Hevamıza tabi kılmasın bizleri. İlim ehli olduğumuz halde sapıtanlardan etmesin bizleri. Hidayetiyle donatsın. Resul-i Ekrem'in nuruna daldırsın. Hazretine vardırsın.